Önce Nazilli Belediyespor'u ben kutluyorum. İçi B'de bir takım. Aşağı yukarı yarısı eksik bir takım. Gerçekten bize karşı çok iyi futbol oynadılar. Bir futbol adamı olarak onları kutluyorum. Hafta sonu Bursa'da kötü bir mağlubiyet. Trabzonspor tarihinde belki de çok az olan bir mağlubiyet yaşadık. Onun sıkıntısı as oyuncuların dinlendirilmesi, hafta sonu Beşiktaş maçı olması, bizim görevi bırakma arifesinde olmamız, bütün bunlara rağmen grubu liderliği garantileyen, kupada liderliği garantileyen, seri başlılığı garantileyen bir takımın ancak bu kadar motive olabileceğini düşündüm. 3-4 tane de genç oyuncu, önce 2 tane, sonra 3 tane, 5 tane, altyapıdan gelen 7 oyuncu bugün sahada vardı. Bunlar sonunda kazanmak, en azından seri bozmadık. Ben kendi adıma düşen seri şu oldu. 5 Türkiye Kupası'nın 5'inde kazandık. Ziraat Kupası maçlarını. Avrupa içeride çıktığım 6 maçın 6'sında kazandım. İkincilik 2B, 2A fark etmez. Bunlar bizim için olumlu hadiselerdi. Müsabaka beraber de bitebilirdi. Hatta belki de onların net pozisyonları bizden daha fazlaydı. Bu kadar güzel duygusal olaylarından da maçı çok fazla da öne çıkarmak istemiyorum. Bu kadroyla iddiasını önceden garantilemiş, kupan liderliğini önceden, grup liderliğini önceden garantilemiş bu takımdan çok fazla da inanılmaz şeyler beklemek hatta yanlış olur. Dolayısıyla müsabakadan bu tür olaylardan sonra mutluyum. En azından kaybetmeden 5. maçta yolumuza devam ediyoruz. Var. Benim 2. hafta burada bütün basın mensuplarının çoğu arkadaşımızın olduğu bir toplantıda yine ben 2. maçta bıraktığımı, kulübün mukabele antrenörü olduğumu, bir talebim olmadığını, ekonomik olarak bu işi yapmadığımı, kulübün sıkıntıya düştüğü anda da kulübün içinden biri olarak oraya katkı verebileceğimizi söyledik. Ben az önce de söyledim. Kulüpten kovulmuş bir antrenör değilim. Görevine son verilmiş bir antrenör değilim. Büyük umutlarla, büyük rakamlarla buraya gelmiş bir antrenör değilim. Kamuoyunun önüne çıkar inanılmaz sözler vermiş bir antrenör değilim. Çalıştığım sürede Trabzonspor'dan hiçbir dönem altyapıda, üst yapıda, daha önceki 2001-2002 sezonlarında hiçbir zaman parasal bir sorun yaratmamış, parayı düşünmemiş bir insanım. Dolayısıyla benim burada başarısız bir tablo yoktur. Sadece son Bursa maçı beni çok üzmüştür. Rize'deki maç inanılmaz güzel oynadığımız bir 45 dakika. Biraz hakem 3 tane penaltı, 3 tane değil mi? İnsanlar tabii yine aynı şeyi konuşuyor. 3 tane penaltısı verilmeyen bir takımdı. Bunun haricinde bir tek bizi üzen son Bursa Spor maçı olmuştur. Başarısız bir şekilde gitsem birilerine sistem ederim ve hak ettiğim ilgiyi görmesem birilerine sistem ederim. Ama öyle bir hakkım yok. Ben başarılı olduğuma inanıyorum. Uyuyan altyapıyı yeniden harekete geçirdiğimizde Trabzon gençliğini ve kadroda olmayan bazı oyuncuları Soner gibi, Aytaş gibi kenara atılmış veya oynatılmayan oyuncuları tekrar takıma dönmesine katkı sağladığım için en azından Trabzonluların ya ileride umutla bakabilecek olduğu gençlerin olduğunu hatırlattığım için kendimi bu yönde başarılı sayıyorum. Yoksa müsabaka kaybedilmeyebilirdi Bursa maçı. Bütün bunlardan sonra ben görevime son verilmedi. Ben istifa ettim. İstifa gibi bir sonuyu istifa ederken de şunu bir kez daha açıklayayım. Ben zaten yönetime hoca bulunduğu zaman görevi bırakacağım söyledim. Bunun 2. haftadan belli bu ifademi her vesileyle söyledim. Hamin'in olmasına da son derece mutlu oldum. Benim futbolcumdur. 10 yaşında elime geldi. 17 yaşında kadar Trabzonspor'un en genç oyuncusuydu. Milli takımlara gitmesine de katkımız oldu. Hocalıkta da devam eden başarısında inşallah bizim de katkımız olacak. Bizim işimiz artık bundan sonra Trabzonspor'a gelebilen herkese yardımcı olmaktır. Genç antrenörlerin önünü açmaktır. Onlara örnek olmaktır. Onlara katkı sağlamaktadır. Bütün kamuoyu da görecek ki bundan sonra bizim artık tek hedefimiz var. Hami Mandıralı'yı geleceğin Trabzonspor hocası olarak hazırlamak, o yönde de katkı sağlamak. Onun için kimseyle kırgınlığım, ürgünlüğüm yok. Altyapıdaki görevime Mayıs 31 tarihine kadar devam edeceğim. Ondan sonrasında ileriye dönük düşüncelerim olabilir.